hoca süper zekaydı. Bekir Haki Yener. Eski İstanbul müftülerinden. Şimdi şöyle. Bunlar Yukarı Karabağ'dan, Azerbaycan. Şimdi Ermeni işgali altında ya. Oradan gelmişler. Tokat'a yerleşmişler. Devlet orada iskan etmiş. Tokat'ın Zile ilçesinde. Kara papaklar derler. O köye. Tokat'ta okumuş hoca. Tokat müftüsü Osman Efendi'den icazet almış. O Osman Efendi'yi çok beğenirdi hoca. Ben İstanbul'a geldim. İstanbul'daki hocalardan hiç aşağı değil, birçok bakımdan İstanbul hocalarından daha büyük hocaydı falan derdi. Onu çok beğenirdi. 1912'de İstanbul'a gelmiş. Rus imtihanına girmiş. Yani profesörlük. O imtihan şeyini heyecanla anlatırdı. Çok o başarılı olmuş. Çok büyük. Beyazıt dersi amı olmuş. Beyazıt medresesinde dersi amı olmuş. Ve demişler ki sözlü imtihanda, yazılıdan sonra sözlü imtihanda demişler ki duyduğumuza göre senin hafızanda çok bir Arapça, Farsça beyit varmış. Arapça, Farsça, Türkçe üç dilde de yazıyormuşsun. Ne kadar hafızanda? Bir 7000 beyit vardır dedim diyor. Oo filan 7000 beyit. Peki onlardan biri sordu diyor. Hafız mısın? Değilim dedim diyor. Utanmıyor musun dedi diyor. Allah'ın kelamı dururken abur cubur 7000 beyti ezberliyorsun. Niye Kur'an ezberlemedin dedi diyor. O günkü kadar, o gün utandığım kadar hayatımda hiç utanmadım derdi. Ama hadis ilminde hakikaten siz bir hadisin başından bir iki kelime okuyun. O hadisi bütün senediyle beraber hepsini okurdu. Acayip bir hafızası vardı. Müthiş bir hafızası vardı. Şimdi enteresan hocayla çok hatıralarımız vardı. Hoca çok da nüktedandı, zeki bir insandı. Efendim ben kendisinden çok istifade ettim. Kendisine çok da hizmet ettim. Efendim Allah rahmet eylesin. Hatıralarımız çok hocayla. O Farsça okudum, hadis okudum ondan. Allah rahmet eylesin. Bekir Haki Yener diye bir zat. Dağıstani, Dağıstan'dan gelmiş, Tokat'a yerleşmişler. Tokat'tan İstanbul'a gelmiş. Bu muazzam hadis bilgisi, Arapça bilgisi, Farsça bilgisi olan ve Fuzuli'dir, Türk edebiyatının, klasik Türk edebiyatının şairlerini, şiirlerini bilen bir zat. Müthiş bir zat. Onunla tanıştık. Misal yani, örnek olarak söylüyorum. Ve kendisinden Farsça, Gülistan, Sadi Şirazi'nin Gülistan'ın babı Heştüm olacak. Heftüm yahut Heştüm, ya 7. ya 8. bab. Çok güzel şeyler, onları bize okuttu. Yani Baba Ziya derdi bana, ortanca isimle hitap ederdi. Ben de meraklıydım, böyle koşuştururdum hocaya, hoca ne şey yaparsa müftülükte. Hoca süper zekaydı. Bekir Haki Yener. Eski İstanbul müftülerinden. Şimdi şöyle. Bunlar Yukarı Karabağ'dan, Azerbaycan. Şimdi Ermeni işgali altında ya. Oradan gelmişler. Tokat'a yerleşmişler. Devlet orada iskan etmiş. Tokat'ın Zile ilçesinde. Kara papaklar derler. O köye. Tokat'ta okumuş hoca. Tokat müftüsü Osman Efendi'den icazet almış.
O Osman Efendi'yi çok beğenirdi hoca. Ben İstanbul'a geldim. İstanbul'daki hocalardan hiç aşağı değil, birçok bakımdan İstanbul hocalarından daha büyük hocaydı falan derdi. Onu çok beğenirdi. 1912'de İstanbul'a gelmiş. Rus imtihanına girmiş. Yani profesörlük. O imtihan şeyini heyecanla anlatırdı. Çok o başarılı olmuş. Çok büyük. Beyazıt dersi amı olmuş. Beyazıt Medresesi'nde dersi amı olmuş. Ve demişler ki sözlü imtihanda, yazılıdan sonra sözlü imtihanda demişler ki duyduğumuza göre senin hafızanda çok bir Arapça, Farsça beyit varmış. Arapça, Farsça, Türkçe, üç dilde de yazıyormuşsun. Ne kadar hafızanda? Bir 7000 beyit vardır dedim diyor. Oo filan 7000 beyit. Peki onlardan biri sordu diyor. Hafız mısın? Değilim dedim diyor. Utanmıyor musun dedi diyor. Allah'ın kelamı dururken abur cubur 7000 beyti ezberliyorsun. Niye Kur'an ezberlemedin dedi diyor. O günkü kadar, o gün utandığım kadar hayatımda hiç utanmadım derdi. Ama hadis ilminde hakikaten siz bir hadisin başından bir iki kelime okuyun. O hadisi bütün senediyle beraber hepsini okurdu. Acayip bir hafızası vardı. Müthiş bir hafızası vardı. Şimdi enteresan hocayla çok hatıralarımız vardı. Hoca çok da nüktedandı, zeki bir insandı. Efendim ben kendisinden çok istifade ettim. Kendisine çok da hizmet ettim. Efendim Allah rahmet eylesin. Hatıralarımız çok hocayla. O Farsça okudum, hadis okudum ondan. Allah rahmet eylesin.